Heval 19 yaşında eczacılık öğrencisi bir genç kızdı. Burun etini aldırmak için gittiği özel hastanede narkozdan sonra kalbi durdu. İhmal zincirinde hastane hastane dolaştırıldı ve sonunda da hayatını kaybetti. İsyan eden aile hastaneden davacı oldu. Benim çocuğumun hayalleri, eşimin hayalleri, benim hayallerim. Ben hiçbir yere sığamıyorum. Ben çocuğumu gülü oynaya hastaneye getirdim. Çocuğumun cenazesini çıkardım. Var mı böyle bir şey? Burun ameliyatı için hastaneye yatırılmıştı. Narkozdan sonra kalbi durdu. Yüreğine kor düşen aile ihmal iddiasıyla davacı oldu. Heval 10 Ağustos'ta hastaneye yattı. 21. gün vefat etti. Ben şu an acımı yaşayamıyorum. Heval Pekgöz 19 yaşında üniversite öğrencisiydi. Burun etini aldırmak için Maltepe'deki bir özel hastanede operasyon geçirecekti. Hemşire hanım zaten odaya girdiği zaman Heval'e bir sakinleştirici yapalım dedi. 9'a 10 kala Heval'i içeriye aldılar. Genç kızın kalbi ameliyatı olmadan daha anestezide durdu ve aile iddiaya göre 2 saat sonra haber verildi. Heval nerede dedim. 1,5 dakika kadar kalbi durdu dediler. Yoğun bakımda değil mi Heval dedim. Sadece tedbir amaçlı. Asla panik yapmayın dediler. Sonrasında da Heval'i alıp yine aynı özel hastanenin Kurtköy'deki şubesine sevk edeceklerini söylediler. Sebebi ise inanılır gibi değil ama Maltepe'deki bu özel hastanede yoğun bakım ünitesinin kapalı olmasıydı. Çocuğum 2 saat içerisinde 3 tane hastane değiştirdi. Kurtköy'e gittik. Kurtköy'de 1 saat geçmeden anji olması gerekiyor. İlla anji olması gerekiyor dediler. Siyah Mersi'ye sevk ettik. Oradaki doktorlarda beyninde ödem oluşmuş. Beyni uzun süre oksijensiz kalmış. Hasar oluştuğunu söylediler. Nöbet geçiriyor dediler. Genç kız bu kez de Cerrahpaşa'ya sevk edildi ama artık çok geçti. Bize kalbin bir defa bir dakika civarında durduğu söyleniyor. Fakat Kurtköy'den Siyah Mersi'ye sevk edilirken düzenlenen epikriz raporunda 2 defa durduğu yazılmış. Birinci sefer 1 ile 3 dakika, ikinci sefer 3 ile 5 dakika arasında. Bize yalan ve yanlış bilgi verdiler. Bütün yetkililere sesleniyorum. Benim çocuğum için ben adalet istiyorum. Ben şu an acımı yaşayamıyorum.